Hazreti Ali'den öğütler. 35. öğüt. Zalimin düşmanı Allah'tır. Hazreti Ali Efendimizin buyurdukları sözler hep doğrudur. Hazreti Ali Efendimizin bu sözüne şöyle bir misal verelim. Hazreti Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalip, Mekke'nin ulularındandı. Fil vakası denilen olay zuhura geldi. Yemen valisi Ebrehe, insanların Kabe'ye gitmesini engellemek için Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Develerden, fillerden, askerlerden oluşan büyük bir ordu topladı. Ordu, Kabe'ye gelir gelmez, halk hemen Abdülmuttalip'e koştu. Abdülmuttalip sakin bir tavırla, "Merak etmeyin," dedi, "Kabe'nin sahibi vardır, o onu korumasını bilir. Bu olayı ona havale edelim ve hasbinallah ve nimel vekil diyelim." Hepsi temiz inançla, temiz bir yürekle Allah'a havale ettiler. Allah'ın keremi tecelli etti ve bir sürü ebabil kuşları ağızlarında taşlarla orduya saldırdılar. Taşlar hem askerlere, hem develere, hem fillere isabet etti. Askerler yaralandılar, filler, develer acı içinde kaçıştılar. Ebabil kuşları, Ebrehe'nin ordusunu yenilgiye uğrattı. Hiçbir şey sahipsiz değildir. Eğer senin gücün kudretin yoksa, ama inancın ve imanın sağlamsa, o zaman gücü kudreti olana bırakırsın. Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu bu sözünde şunu demek istiyor. Bir kişi delalete düştüğü zaman Allah'a sığınsın. Allah her zaman mazlumların yanındadır, onları korur. Fakat mutlaka ve mutlaka büyük bir inanç ve büyük bir iman gerekir, aksi takdirde bunların hiçbiri gerçekleşmez. Divan-ı Kebir'inde ne güzel söyler Yüce Pir Mevlana. Her padişahın kulları onu korurlar, bekçilik yaparlar. Bizim padişahımız ise kullarını korur, onları gözetir, onlara gözcülük, bekçilik yapar. Bizim padişahımız uykuyu da bilmez, uyanıklığı da. O bize çok yakındır, o bizim canımızın, damarlarımızın içinde dolaşmaktadır. Divan-ı Kebir, Cilt 4, 2005, Abdülbaki Gölpınarlı Seçkisi. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Mevlevi Hasan Çıkar Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.